Evet, Marcelo menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Haberimiz bu şekilde ama Fenerbahçe bu teklifleri değerlendirecek mi? Transfer politikası nasıl ilerleyecek? Kampa transfer yetişecek mi? Kampta hangi futbolcular olacak? Bunların hepsi sorularımız Gürcan abi. Nasıl değerlendirirsin? Marcelo takım arkadaşıyla, eski takım arkadaşıyla birlikte oynamak istersen olacak. Mesut'la. Evet. Bunlar heyecan veren transferler, isimler. Önemli oyuncular. Ama bence o dönemi kapattılar. Takımlarımız. Yani bu maliyetler bir sezon, iki sezon için tam. Maliyetler mi o dönemleri kapadı? Futbol tarzı, futbol, değişen futbol oyunu mu? Bence artık futbol tarzı olarak da yani. Bence maliyetler. Yani her yönetici ister Marcelo'yu. Yani hatırlıyor musun geçen sene kongre seçimlerinden önce Aziz Yıldırım git al dedi. Marcelo Serdar işte, Dursun'un olmazmış derdi. Yani onlar tribünü biliyorlar. Tribün ister. Ama sonra Van Persie olayı olur. Roberto Carlos olayı olur. Falcao olayı olur. Beşiktaş'ta yaşadı işte. Pjanic. Çok önemli bir oyuncuydu. Geldi olmadı. O nedenle bence o yönde bir transfer hareketi olmayacaktır. Keşke olsa, paraları olsa, gelse oyuncuları biz seyretsek yani. Ben maliyetten bağımsız da istemem. Ha. Onu söyleyeyim Gürcan abi. Ben şöyle olumsuz bakıyorum. Çıktığı maç sayısı şimdi demin kontrol ettim. 20 maç oynamış. 7'si ilk 11 ama Marcelo'nun özelliği her sene 40-50 maç oynayan bir oyuncuydu. 3 senedir düşüşte Ceyda ve artık günümüz futbolu şöyle düşünelim. Babel 3 seneyi tamamladı Galatasaray'da. Galatasaray taraftarı hep kötü hatırlayacak Babel'i. Yani futbol değişiyor artık. Tempo çok Peki. önemli. Ben Marcelo mesela, tarzı artık o tempo Türkiye'de kaldırmaz. Evvelki sene Fenerbahçe Perotti'yi aldı, hatırlıyor musun? Evet. Müthiş bir oyuncu. İki maç çevirdi geldiği gibi Antalya'da. O abi acayip bir oyuncu. Yaşı da vardı. Tık sakatlandı gitti. Yani o riski de alıyorsunuz. Onunla beraber onu transfer ederken o riski de alıyorsunuz. Çünkü bizim ligimiz sert bir lig. Öyle kolay bir lig değil. Beğeniriz, beğenmezsiniz. Ama mücadele var bizim ligde. Sert bir lig yani. Her teknik adamın bir veya iki naz hakkı vardır. Jesus da Henrique'den yana kullanılıyor muhtemelen. O hakkını. Flamengo'daki oyuncusu. 31 yaşında. Yani şeye baktığın zaman, transfer politikasına ya da stratejisine baktığın zaman uygun bir oyuncu değil. Ali Koç'un geldiğinden beri. Ama Jesus ben bu oyuncuyla oynamak istiyorum diyorsa almaları lazım. Yani teknik adama o hakkı da vermek lazım. Fenerbahçe'nin esas transfer politikası bence Temmuz'da şekillenecektir. Çünkü giden oyuncuları da olabilir. İşte Rossi'ye teklif olduğu söyleniyor. Kim? Minci'ye teklif olduğu söyleniyor. O arada 5 tane kiralıkta ya da 4 tane yabancısı vardı. Onlar dönecek. Kontenjan da olacak. Tabii, onlar evet. dönecek. Eleme oynayacaksınız. Şampiyon Ligi pozisyonunuz belli Samatta'nın olacak. Samatta'nın dönüşü, tabii, hoca, Meyer'in dönüşü. Hoca onları da görmek isteyecektir. Haklı olarak. Bir göreyim diyecektir. Şampiyon yani. Ligi'ndeki pozisyon önemli. Tabii. Gürcan abi Galatasaray PSV verdikten sonra Fana'nın otuşu kaldığı ayı açıkladı. Tabii. Hani o tarz bizim kulüplerin gerçeği bu. Sportif başarısızlık bir şekilde transferle örtülür. %100 yani ya da Şampiyonlar Ligi'ne kalırsan. O ayrı bir şey tabii. İşte o zaman dersin ki ben burada bana tecrübe lazım. Ben zaman Marcelo'yu alayım diyebilirsin yani. Bana tecrübeli, yani bu ligde başarılı olduğum için tecrübeli oyuncular lazım diye düşünürsen. Yaşanmış 3 tane örnek söyleyeyim o sana. O zaman alabilirsin. Roberto Carlos, Fenerbahçe kariyeri Süper Lig'de bir kafa golü attı hatırlıyorum Sivas'a. Zaten ilk golü ama Şampiyon Ligi'ndeki o çeyrek finalde takıma çok hava getirdi. David De Souza ekstra oynadı Roberto Carlos evet, oynamasa evet. da. Pepe, Beşiktaş o namalip. Yani çok yoksa Marcelo çok daha iyi oynadı ondan ama abi, hava getiriyor. Drogba aynı şekilde o Real Madrid'li Galatasaray eşleşmesinde. Ve bu tarz oyuncular muhakkak Şampiyon Ligi seviyesinde hava getiriyor. Etrafını oynatıyor. Eşleşiyorlar Chelsea ile. Herkesin eli ayağı titriyor. Yüz Chelsea, Chelsea şu bu derken. Adam giriyor elleri cebinde. Yemekhaneye. Aa diyor, biz bunlarla çok oynadık. Yeneriz merak etmeyin diyor. O güveni de veriyor yani.
Takım arkadaşlarını ayrı seviyeye çekiyor. Tabii tabii, Real Madrid'de oynamış. Şeye karşı oynamış diyor, sıkıntı yok diyor, şudur budur diyor. İşte konuşan Roberto Carlos. Finaller oynamış, kupalar kaldırmış bir oyuncu. Yani o tecrübe, o güven bir anda tüm takımı da sarabiliyor. Başka noktaları taşıyabiliyor. O yüzden Şampiyonlar Ligi'nde bu tip winner oyuncular senin genç takımına çok olumlu katkılar sağlayabilir. Düşünebilirsin. İlla olacak diye bir şey yok. Ligimizden örnek verelim Gürcan abi. Trabzonspor şampiyonluğundaki Hamşik. Tabii. Hamşik. Aynen. Muhakkak etkiledi. Berat'ın performansını, Siopis'i, Dorukhan'ı. %100. Ya Galatasaray'da ben görmeyi çok isterdim Hamşik'i. Ceyda işte Çıkal'da, Ayı Taylan'ı, Berkan'ı beğenmiyoruz. Berkan %100 ekstra oynardı yanında Hamşik olsaydı. Hayır, şey düşün. Galatasaray Inter maçını. Snyder geldi, maçı aldı. Galatasaray Juventus. Juventus pardon. Geldi maçı aldı. Yani ekstra oyuncuların, o tip oyuncuları ekstra maçlarda bir farklılıkları var. Ama ben şunu ifade etmeye çalışıyorum Gürcan abi. Hakikaten futbol değişiyor artık. Yani tempo, atletizm çok önemli. Ya da şöyle söyleyeyim. 3 sene önce seninle oturup konuşsak Ferdi ile Osayi profil oyuncuları, evet, sağ bek, sol bek konumlandıramazdık. Futbol çok değişiyor yani. Ben o yüzden artık öyle... Şimdi Hamşik diyoruz ama Hamşik hala her maç 12-13 kilometre koşuyor. Ben Marcelo'nun o 40 maç, 50 maç, 3 senedir bir anda paldır küldü düşüş. Bunları Van Persie'de de gördük, Falcao'da gördük. Falcao her ne kadar Fransa'da, Monaco'da son sezon oynuyor diyorlar ama Premier Lig'de tutunamadı. İki tane Premier Lig deneyimi yaptı diye kalmış aklıma. Chelsea, United sakatlıkları zaten vardı Falcao'nun. O yüzden riskli. Bir de Fenerbahçe transferde bence nicelik ve nitelik olarak rakiplerine göre sayısal çok transfer ihtiyacı yok Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin belli dokunuşlar yapması gerekiyor. Hayır, dediğin gibi yani hiç transfer yapmasın, bu kadroyla genellikle şampiyonluğu oynar. Göndermediği takdirde tutsun takımını, aynen korusun. Gene şampiyonluğu oynar. Artık bir oyunu var. Oyuncuların kendine güveni geldi. İşte taraftarla Taraftar çok önemli. Barış sağlandı. İyi bir teknik adam var takım başında. O da winner, hırslı. Oyuncuları taşıyacaktır, farklı bir yere evirecektir muhakkak. Ama yine de transfer yapacaklar, yapmaları da lazım. Ama senin dediğin gibi, bak ikna önemli. Ferdi ile Osayi, ikisi de istemiyor, ön taraf oyuncusu. Şimdi ön taraf oyuncusu olduğu zaman daha görünürsün, daha çok para kazanırsın. Teklifler ona... Ama milli takımda da 11 çıkarsın, ha, Ferdi yerine koy. Teklifler ona göre gelir. Yani bu ikisiyle de İsmail Hoca'nın ben konuştuğum diyorum. Ya alıyor sahayı karşısına. Diyor ki bak, onun taraftaki verimin ortada diyor. Fenerbahçe yürüyor. Daha önce oynadığı takımlardaki verim gidiyor. Ya o sahada son vuruş sıkıntılı. Evet. Ama diyor bek oynarsan diyor, yeniden İngiltere'ye gidebilirsin. İkna ediyor. Yani o bekteki temponla, o gidiş gelişinle. Yani farklı bir görev. Aynı şekilde Ferdi önde oynatıyor. İkinci yarı beni bek al hoca diyor. Ya oranın rahatlığını, çünkü yüzü dönük oynadığı zaman kaleye zaten yaratıcı. Ön tarafta oynadığında bir sırtın dönük top alıyorsun. Pıt, defans hemen yanı başında biti veriyor. Orada bir uğraşman lazım. Ya bizim ligimiz kalite akmıyor. Tamam ama rekabet bence de üst seviye. Evet. Neye varacağım? Barcelona, Juventus, Roma görmüş Pjanic 8 değil 6 oynayayım dedi. 8 oyunda çünkü senden gol istenecek. Tabii. 6'ya kaçtı. Josef oynattı mesela. Önder Karabeli döneminden bahsediyorum. O yüzden onun planlaması çok çok iyi yapılmalı Fenerbahçe açısından. Aynı zamanda o ilk saatimizde konuştuğumuz Gürcan abi, takımlar takım halinde, yani oyuncuya dayalı değil, takım oyununa dayalı, evet, teknik direktörlerden bahsettik ki Jesus da bunlardan biri.